Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Deprem sonrası Haluk Özdil'den Türkiye'ye harp saldırısı çıkışı. Şok detay, 3 gün önce. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada harp saldırıları yeniden gündeme geldi. Türkiye'ye meydana gelen depremlerin ardından da harp iddiası yeniden tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan Haluk Özdil dikkat çeken detayları paylaştı. Önceki günlerde Kağıthane'de 3.1'lik bir deprem meydana geldi. Hatta tüm deprem bilimciler bölgede fay hattı bulunmadığını ve depremin doğal olmadığını yazdı. Şimdi biz harp konusunda yıllardır konuşuyoruz. Biz bunları konuştukça komplo teorisi yapmakla suçlanıyoruz. 3 gün önce Frank Hugerbets Türkiye'de bir deprem olacağını biliyor. ABD gemisi bölgeye geliyor, sonra Kağıthane'de tuhaf bir meydan oluyor. ABD gemisi bölgeye geliyor, sonra Kağıthane'de tuhaf bir deprem oluyor. Sonra deprem uzmanı Ahmet Ercan irkitilmiş bir deprem yorumu yapıyor. Kim bu fay hattını irkitti? Demek ki o fay hattını hareketlendiren bir frekans ya da enerji gönderildi ki bu yaşandı. 99 depreminde de benzer olay yaşandı. ABD gemisi bölgeye gelmişti ve devamında deprem olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda üzeri bombeli gemi Ege Denizi'ne demir attı. İzmir dahil tüm Ege'de yüzlerce deprem oldu. Kahramanmaraş'ta hiç beklenmedik bir deprem dehşet bir şekilde yaşandı. Her ABD gemisinin bu olaylarda çevremizde bulunması gerçekten şaşkınlık verici bir durumdur. Harp çalışmalarının en büyük özelliği doğal olayları oluşturmasıdır. Enerjisi birikmiş fay hatlarını kırma özelliğine sahiptir. Bugün jeofizikçi olarak ekranlarda konuşanların bunların doğal olduğunu savunmasının altında yatan sebep budur. Harp'ın varlığı hakkında bu adamların en ufak bilgisi yok. 3 tane örnek verdim. İstanbul depremi, sonrasında İzmir depremi ve devamında Boğaz'a gelen ABD bayraklı geminin ardından Kağıthane'de meydana gelen deprem şaşkınlık vericidir. Maraş depreminin arkasındaki şeyleri bilmek lazım. Bir dönem Küba'da ilginç şeyler olmuştu. Küba'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin hükümeti yaşananları ABD'nin harp gemisinden kaynaklı olduğunu öne sürmüştü. Ama sonuç alamadılar. Kahramanmaraş'ta yaşanan sürpriz olan devasa depremi birileri mi tetikledi? Büyük depremler olmadan önce büyük depremler yaşanır. Burada onlar da olmadı. Bir anda patladı. Binlerce insanımızı etkiledi. Şu an verilen depremler çok düşük. Büyük bir can kaybı yaşama ihtimali var. Allah yardımcımız olsun. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.